Birader ne yaptın sen ya? Fabrika mı kuracağız? Alt tarafa 4 tane 5 tane stand yapacaksın. Daha aşağısı olmaz. İyi olur mu olmaz mı bakarız. Her tarafa dolaşırım. Vakit çok nasıl olsa. Sen bilirsin. Eyvallah. Tövbe yarabbim ya. Altın tarttırdık sanki. Hüseyin. Geçmiş olsun. Aklını başına topla. Kimseye de bulaşma artık. Tamam mı? Eyvallah. Ayrılık vakti geldi Seyfi abi. Hakkını helal et. Helal olsun. Vay! Seyfi abi! Ne yapıyorsun? Ya, adamım benim be. Dur be, ne işin var buralarda? Asıl sana sormadı. Gel içeri, gel dışarı sor. Hay Allah'ım ya, Seyfi abine bak. Ben de emekli oldum. İşte burada bakkal dükkanını işletiyorum. Ha, hayırlı olsun abi ya. Ya Allah'ım ya Rabbim, seni gördüğüme çok sevindim ben ya Seyfi abi. Ben de şaşırdım ya, baktım bizim deli olan gidiyor. Arkandan seslendim. Ne yapıyorsun, ne var ne yok? Abi ne yapalım be, uğraşıyoruz ya işte bizim... Ben de bizim biraderle bir işe başladım. Ondan sonra bir gıda üzerine, efendime söyleyeyim. Mekanları geziyordum ben de, öyle araştırma falan yapıyorum. Fiyat sordum. Bir çay içelim de gidersin gene. İçelim bakalım hadi. Tazeyi salırım. Oğlum bize bir çay ver. Aç mısın? Çok güzel tostun var. Yok yok, eyvallah, sağ ol. Miden nasıl? Mide iyi, fena değil. Fena değil. Anlat hele, sen nasıl emekli oldun ya? Yani 1,5 ay oldu ben emekli olalı. Çocuğun okulu olduğu için memlekete de gidemedim. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken kayınbirader gel bakkalın başına geç dur dedi. Şurada ileride sanayi mutfakları yapıyor. Hakikaten mi? Ulan şansa bak ya, ben de öyle bir şey arıyorum. Deme. Ya şimdi ben stand yaptıracağım, böyle 1-2 yerle konuştum ama... Yani birisiyle anlaşamadım, öbürüyle hesabımız uyuşmadı falan. Ben seni kayınbiradere götürüp bir de ona konuş. Vallahi götür ya, çok iyi olur. Hem tanıdık deriz, sana hesaplı da yapar. Abi Allah razı olsun senden. Ya seni Allah çıkarttı karşıma ya. Aslan abim benim. Teşekkür ederim. Çaylar içelim, çıkarız. Eyvallah, olur. Aferin bak, çok sevindim boşta gezmediğine. Ne gibi bir işe giriştin, anlat bakalım. Yani şöyle diyeyim ben sana. Değişik bir şey bizimkisi. Bizim birader yurt dışından getiriyor ürünleri. Ha, ortaksınız yani. Ya işte gibi. Öyle diyeyim. Biraz. Ver oğlum. Efendim. Söyle bakayım, standlar için kaç lira bütçe ayırmıştınız? Kardeşin tam yarı fiyatına mal ediyor. Ya. Nasıl olacakmış o iş? Olacak işte. Sen merak etme, her şey kontrol altında. Her şeyi ayarladım. Acayip bir usta buldum. İşin tam bir ehli. Yani daha çizimleri gösterir göstermez leplemeden leblebi anladı. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani siparişleri ne zaman teslim alacağımızı da konuştuk. Her şey tamam bende. Oğlum. Adam ucuza yapıyorum diyorsa vardır onun bir numarası. Merak etme. Kelek atacak biri değil. Nereden biliyorsun? Sağlam bir bağlantım var. Kim o? Ya oğlum kimse kim, ne yapacaksın sen? Üzümü ye, bana sorma. Sen cebinde kalan paraya bak. Hadi uzatma da bir an önce atla gel şuraya. Usta ile konuşalım, şu işi resmiyete dökelim. İşim var işim. Ancak akşam çıkışta gelebilirim. Ya oğlum gel işte, sıcağı sıcağına konuşalım gel. Tamam, işim biter bitmez gelirim. Eyvallah. Ben buralardayım. Gelmeden önce bana bir telefon aç. Tamam, tamam. Görüşürüz. Bir şey değil. Hıyar. Aslan bir tane daha çay versene bana. Abim bugün geliyor Seyfi abi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, sağ ol ya. Senin sayende. Ha, kusura bakmayın, şu maili göndermem gerekiyor. Yap işini. Tamam. Yorgun görünüyorsun. Öyle mi? Değilim halbuki. Farkında değilsin belki. Enerjin düşük, sinirlisin. Bunlar hep yorgunluk belirtileri. Yok, size öyle geliyordu. Hırçınlığının başka bir sebebi var o zaman. Eğer burasıyla ilgili bir huzursuzluğum varsa bunu açık açık dile getirmeni isterim. Eğer özel bir durumsa iş yerine taşımamanı tavsiye ederim.
Her ikisi de değil. Bu sabah Barış'la olan konuşmanı fazla cüretkar buldum. Kendimi savunursam şimdi haddimi aşmış olacağım. En iyisi ben susma hakkımı kullanayım. Bence sen fazla... Merhaba. Nerede kaldın Banu? Oo, siz burada otururken ben bir sürü şey hallettim. Yo, Güney'in hakkını yeme şimdi. Nasıl çalıştığını gayet yakından takip ediyorum. Canım. Ne haber? Haberler süper. Hı. Forma işini hallettim. Ne çabuk. Çok garip bir şekilde her şey kendinden oluyor sanki. Böyle tıkır tıkır gidiyor. Nazar değecek diye ödüm kopuyor vallahi. Tam geliyordum, Nesin aradı. Nesin'in yanında çalışıyormuş Zeynep. Hani formaları tasarlayan kız. Ben dedim hani 100 parça için boşuna Ankara'ya olmayayım sen diye. Sen aradın. Desklerin siparişini verdik, o işte tamam. Gerçekten yarı yarıya mı oldu şimdi? Yes, ne zannettiniz? E nasıl oldu? Biz yanlış mı hesapladık? Niye bu kadar ucuz? Kuzey faktörünü hesaba katmadınız da ondan. Kuzey tanıdık birini bulmuş. Özel fiyat vermişler. Özel mi? Hem de çok çok özel. Evet evet, söyle söyle. Banu biraz daha yüksek söyle, burada hala farkında olmayanlar var. Eh, aferin Kuzey. Bak, duy. Banu, burayı duy. Malzemenin kralı yapılacak, sana öyle söyleyeyim. Yani sallama, şişirme falan öyle şeyler asla söz konusu bile değil. Yani en ince ayrıntılarına kadar öyle bir anlattım ki inanamazsın. Her şey tam bizim istediğimiz gibi olacak. Ne bir eksik olacak, ne bir fazla olacak. Bak göreceksin. Merak etme, çok güzel bir şey olacak. O zaman desklerin yapımından artan parayla da tanıtımları yaparız diyorum. Tabii ya. Ben senden sonra ajansla görüştüm. Yarın sabah 10'da toplantıya gelecekler. Onda mı? Arka arkaya iki dersin var bir ya. Biliyorum, ben gitmeyeceğim. Sen de ikinci derse girmezsin. Yetişirsin toplantıya. Hay Allah ya. İyi, tamam. Onda buluşuruz o zaman. Geç kalma. Tamam, merak etme. Tamam canım, hoşça kal. Teşekkürler Kuzey. Bir şey değil Banu. Sağ olsun, takdir etti. Allah Allah, biz takdir etmedik sanki. Ne yaptın sen de, burnunu kıvırdın? Ya yorgunum oğlum. Şimdi şirinlik yapamayacağım sana. Yapma. Sen böyle de çok şirinsin ama. Şimdi bana bak, bir şey söyleyeceğim. Gülten Hanım'ın orada dursana ya. Sema'yı alacağım. Eve tek başına gitmek istemiyormuş. Orada bekleyecek beni. Doğru ya. Bir de öyle durumlar var değil mi? Hayırdır? Rahatsız oluyorsan indir beni. Sen bas git. Saçmalama be. O nasıl söz?